Patlıcan kebabı, 1,5 kilo patlıcan, 1,5 kilo dana kuzu karışık kıyma, 3 adet domates, sıvı yağ, karabiber ve tuz. Hem kuzu hem dana kıyma aldım. Çünkü daha iyi tutuyormuş öğrendiğim kadarıyla. Çok yaptım çünkü patlıcan kebabı. Şöyle 1,5 kilo kadar var burada. Şöyle yağlı olması önemli. Çünkü sadece azıcık bir zeytinyağı gezdireceğim üstüne, o kadar. Tek yağ etinden alacak. Şöyle aldım. Ondan sonra tuzumu koydum. Bir yandan da yoğururken, hatta yoğurmadan takvimimin sayfasından bir yaprak daha koparayım. Bir günü daha geride bırakmış olayım. 31 Ağustos. Yine çok güzel bir gündü. Bunları saklıyorum, günlük yazıyorum. Sonrasında belki onları okuruz. Evet, ne kadar güzel. Yeni bir güne başlamak gerçekten çok güzel. Gözünüzün görebildiği her şeye şükredin. Bence her sabah yaptığım bir şeydir benim. Günün sözü, her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini iyi bileceksin. Sevgili Sakıp Sabancı söylemiş. Çok da iyi söylemiş. Hakikaten onun böyle söylemlerini çok severiz her zaman. Allah rahmet eylesin. Herkes tarafından çok sevilen biriydi. Çok yardımseverdi. Duruşuyla bize örnek olan biriydi. Ne kadar güzel arkadan böyle konuşulması bir insanın. İnşallah herkese nasip olur. Günün ismi Bülent ve Zeynep. Zeynep değerli taş demekmiş. Sevgili eski kameramanım Volkan'cım bebeği oldu. Buradan ona sevgiler. İnşallah bebeğini çok güzel büyütürsün Filiz'cim. Seni de çok öpüyorum. Hala gelemedim. Çok özür diliyorum. Çok da güzel bir isim koymuşsunuz. Zeynep koydular çocukların adını. Değerli taş demekmiş. Bülent de ulu yüce anlamına geliyormuş. Bu arada bizim Rahşancığımız, yönetmen yardımcımızın adı Rahşan, kocasının adı Bülent. O da değerli anlamına geliyor hatırladığım kadarıyla. Acayip sever kocasını Rahşancığım. İkide bir, ikide bir kocam da kocam der. Şimdi bunun çok iyi yoğrulması gerekiyor kızlar. Bilen biliyordur ama ben bildiğimi aktarmaya devam edeyim. Dana, kuzu, karışık kıymayı sadece tuz ve karabiberle ovduğumuz için çok iyi böyle yoğurmak gerekiyor. Kıymamın olduğunu, iyice özleştiğini düşünüyorum şu anda. Yeterli benim için. Şöyle elimi yıkayayım. Bundan sonrası çok kolay. Aslında bu yemeğin en önemli kısmı kasabınızla aranızın iyi olması lazım. O size iyi et verirse şahane bir yemek çıkacaktır ortaya. Şöyle güzel bir tepsi, tahta. Bugün tarih olarak şöyle bir önemi var. Medeni nikah ilan edilmiş. Yani kadın ve erkek eşit hale gelmiş. Kadınlar da imza atarak söz sahibi olmuş evliliklerinde. Bizim adımıza çok önemli bir gün. Şimdilik bu kadar yeter. Eğer gerekirse takviye yaparım. Zaten burada 1,5 kilo falan almıştım. Sanırım yeterli olur. Şimdi odak noktası ortasını alacağım. Ben her zaman mevsiminde sebzeyi, meyveyi yeme taraftarıyımdır. Hakikaten bu konuda çok hassasım. Mesela yazlık, kışlık hazırlık falan kendimce yapmaya çalışırım. Buzluğa atarım. Naide Sultan'la böyle güzel kavanozlu domatesler yaparım. Patlıcanın da kavanozla yapanlar oluyor. Çok da faydalı. O yüzden ben bol bol bu ara patlıcan kullanıyorum. Şöyle... Bunları dizeceğim. Antep. Antep candır. Diğer iller alınmasın ama hani böyle yeme içme olarak, aile kültürü olarak beni çok etkileyen illerdendir. Belki de tesadüfendir bilmiyorum ama çok güzel aileler tanıdım. Böyle hani karı kocalar tanıdım. 50 yıllık, 40 yıllık böyle hayran olduğum insanlar tanıdım. Hepsine buradan selam olsun.
Onlardan çok şey öğrendim bence. Hani ilişkiye dair bir eşim yok ama ne yapmam gerektiğine dair, nerede hata yaptığıma dair böyle kendimi çok düzelttiğim şeyler oldu onlar sayesinde. Aile olmak, herkes söylüyor ya bütün büyükler, saygı, saygı, saygı. Çok klasik gibi geliyor ama çok önemliymiş meğerse o saygı. Şimdi belki de göstermediğimiz saygıyı gösteriyoruz Naile Sultan'la birbirimize. Belki eskiden öyle yapsaydık belki daha farklı olurdu. Ama iş işten geçmiş oluyor. Gülme. Naideciğim gel bakayım şuraya. Gel gel gel. Gel gel. Sen beni mi dinliyorsun oradan? Kolay gel. Gelsin. Ne gülüyorsun kız bugün? Ne? Gülüyorum, gülme dedin gül. Ama gül dedin gülüyorum. Bugün maşallah çok gülüyorsun. Tabii. Gel böyle bak çocuklar seni göremiyor. Bugün gelin yemeği yiyeceğiz. Kız panik yaptırıyorsun bana deme öyle. Hayırdır inşallah. Hayır. Ne oldu? Ne bileyim ben. He? Gülüm geldi Asiye'ye. Sen pek böyle yemekler yapmıyorsun. Mesela birazdan yapacağım yemek var ya. Sosyete mantısı. Sosyete mantısı var ya. Ben kendim açar yaparım mantıyı. Ne yapacağım yufkada? Yok ya. Tabii vallahi. Sen hiç öyle bir şey açmıyorsun. Vallahi yapıyorum. Ya açmıyorsun. Çiğ börek yapıyorum. Çiğ börek açma, yapıyorsun börek da küçük yapıyorum. Küçük böyle. Böyle açmıyorsun. Açıyorum ya. Yok börek ya. Yapıyorum ya. Çok yapmıyorsun. Tercih etmiyorsun. Genelde böyle kolay kolay yapıyorsun. Ha? Misafir gelince yaparız. Kendimize kolay yaparız. Misafire zor. Kullanıyorum. Tam bölmeden şöyle 3 tane kesik atıyorum. Aralarını doldurmak için. Bugünlerde Bengü huysuz biraz ha? Değil mi? Huysuz ama idare edeceksin. Ne yapacaksın kızım? İdare edemem anne. Edeceksin. İdare edemem. Edeceksin. Ben ne diyorum? Bak kaç yaşında kadın idare ediyor bunu. Ama seninki tecrübe işte. Ben de sabırsızım. Bana öyle dellenince ben de delleniyorum. Delleniyor herkese. Sınav stresi gerçekten çocukları çok etkiliyor. Onu gözlemliyorum. Aynı şekilde aslında beni de etkiliyor. Aileleri de etkiliyor. Böyle çok okuyorum bunun üstüne ben. Hani ona faydalı olmaya çalışıyorum. Sakin olmaya çalışıyorum. Neler yapmam gerektiğini ilgili. Gerçekten bol bol okuyun. Benim gözlemlediğim anne gibi, baba gibi böyle sürekli eliniz şöyle bir hareketimiz vardır ya bizim. Bu dönem o sökmüyor. Daha çok uzaklaştırıyor çocuğu sizden. Benim gözlemlediğim o. Daha güzel oldu. Tamam hayatım, tamam canım falan deyince tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Hakikaten bu dönem sanırım bunu daha çok yapmak gerekiyor. Bir de böyle evde yemek olacak. Ve işte yemek pişiyor tabii. Ah canım seni yerim ben. Ya yerim. Dün gittim her tarafına toparlayınca hoşuna gitti. Canım evet. Öyle vallahi bizi toparlıyor sağ olsun. Şöyle bir yağ gezdiriyorum ben azıcık. Şöyle. Acaba su koyuyor muyduk? Şu an bir hatırlayamadım ama. Ben bir küçük koyma taraftarıyım azıcık. Aşkım benim sen kettle'dan su alır mısın azıcık buraya? Ben yine yağlamayayım. Şu ortadan. Değil mi o azıcık şey yapar onu. Biter yeter mi? Ay çok oldu galiba. Bildi. Tamam. Çeker onu. İşte böyle. Bence de domatesi ortasına koymamız çok güzel oldu. Peki fırına atar mısın? At fırına. Sen at. Ben mi atayım? Sonra söyleniyorsun fırını batırdım diye. Allah'ım yarabbim. Şimdilik 200 dereceye çıkaracağız sonra ama şimdilik 180 derecede dursun böyle bir sıcaklansın. Ondan sonra kızartmak için arttıracağım. Bazıları bunun içine sos da koyuyor aklınızda olsun. Normalde patlıcan kebabı biliyorsunuz şişlere geçirilir, mangalda pişirilir. Evet. Ama bu ev usulü.